Chelsea'nin yıldızı Aslan oluyor. Galatasaray transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Yaz transfer sezonunda Marcelo Saracchi'nin ayrılmasıyla oluşan sol bek eksikliğini gidermek isteyen Galatasaray, birçok futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV Eindhoven'la karşılaşacak olan Galatasaray'ın bu maça kadar en az 2 transferi bitirmek için hummalı bir çalışma yürüttüğü de biliniyor. İngiliz'de bir Chelsea'den ayrılacak olan sol bek Abdulrahman Baba için Galatasaray transfer girişimlerine başladı. İngiliz basınında konuyla ilgili yer alan bir haberde Abdulrahman Baba gözünü transfere çevirdi. Ganalı oyuncu bu yaz Chelsea'den ayrılacak ve Galatasaray oyuncuyla yakından ilgileniyor. Güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro olan 27 yaşındaki Baba'nın transferi için Avrupa futbolunun marka kulüplerinden Galatasaray istekli görünüyor. İfadeleri kullanıldı. Kariyerinde oynadığı tüm takımlarda toplam 163 maça çıkan Abdulrahman Baba, bu maçlarda 5 gol atıp 13 asist yaparak takımlarına tam 18 gollük katkı sağladı. Futbol kariyerinde en çok Alman ekibi Fürth formasıyla sahalarda boy gösteren Ganalı futbolcunun en verimli olduğu mevki ise defansın sol kanadı. Bonservisine tüm zamanlarda 29 milyon euro ödenen Abdulrahman Baba, son olarak geçtiğimiz sezon İngiliz'de bir Chelsea'den PAOK'a kiralanmıştı. İngiliz basınına göre Baba'nın transfer şartlarından biri de gittiği kulüple en az 3 yıllık sözleşme imzalamak. Galatasaray Agustinson'la anlaşma sağladı. Selamlar dostlar, naber? Galatasaray'la ilgili önemli haberler var. İsterseniz hemen başlayalım. Bu sezon ligi domine edecek bir kadro kurmayı hedefleyen ve transfer çalışmalarına sıkı bir şekilde devam eden Galatasaray, Werder Bremen'in 27 yaşındaki sol beki Ludwig Agustinson'u gözüne kestirdi. Sarı kırmızılılarda Cagne, Luindama, Falcao ve Feguli'den gelmesi muhtemel bonservis bedeli ve açılacak maaş bütçesi yeni transferler için kullanılacak. Alman ekibinin 2017 yazında 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı İsveçli futbolcu, Bundesliga'da oynadığı 23 maçta 4 asistlik performansıyla göz doldurdu. Alman kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Agustinson'u PSV maçına yetiştirmek için girişimlerini sürdüren Galatasaray, bu transferi 3-3,5 milyon euro bandında tamamlamaya çalışıyor. İsveçli yıldızın da büyük bir takım formasıyla Avrupa kupalarında boy göstermek istediği için Galatasaray'la anlaştığı öğrenildi. Oyuncuyu ikna etmeyi başaran Cimbom'da şimdi hedef Werder Bremen'le anlaşmak. Oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması sarı kırmızılıların elini güçlendiren faktörlerden biri. Ancak Alman ekibi Ludwig'i yine de ucuza bırakmak istemiyor. Galatasaray'ın ikinci lige düşen Werder'i ikna etmesi halinde Ludwig'le 4 yıllık sözleşme imzalayacağı da gelen haberler arasında. Galatasaray milli yıldızı sağlık kontrolünden geçirdi. Galatasaray altyapısından yetiştirip tam 11 milyon euroya Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak'ı geri getiriyor. Almanya'dan Ravia Sports'ta yer alan haberde Avrupa Şampiyonası Ozan Kabak için sinir bozucuydu. Schalke'nin stoperi sahada 1 dakika bile yer alamadı. Ozan kendini büyük sahnedeki diğer kulüplerin vitrinine koyabilmeyi ummuştu ama olmadı. Bundan Schalke de zararlı çıktı. Schalke'ye genç yıldızı 15 milyon euro verirken 2-3 sezon içinde 40 milyon euroya satmayı umuyordu ancak ortada öyle bir rakam yok. Liverpool'da yaklaşık 20 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadı. Schalke Ozan'ı aldığı paranın altına bile satabilir denildi. Ozan için Schalke'ye gelen tek resmi teklif ise Nice'den. Ancak Ozan bu teklifi kabul etmek istemiyor. Fatih Terim de Ozan'a, 5 büyüklükte zirvede oynayan bir takıma gitmeyeceksen Galatasaray'a gel, burada yeniden formunu yakala dedi. Sarı Kırmızılılar bu transferi kiralama formülüyle bitirmeye çalışıyor. Öte yandan Galatasaray'ımızda 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Arda Turan sağlık kontrolünden geçti. Yapılan açıklamada, kulübümüzde 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan profesyonel futbolcumuz Arda Turan sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Spor Kulübü futbol takımı yetkilileri diye hazır bulundu. İfadeleri kullanıldı. Kaptan Arda Turan'a şampiyonluk ve kupalarla dolu mutlu bir sezon dileriz. Umarım taraftarların tribünlere döneceği bu yıl hem Arda için hem de Galatasaray'ımız için harika geçer. Galatasaray milli yıldızla 5 yıllık anlaşma sağladı. Kanahan transferinde yarış kızışıyor.
Milli futbolcunun kulübü Sassuolo, Galatasaray'ın oyuncuyu istediğini resmen açıkladı. Yıldız stoperin peşinde sarı kırmızılıların yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş da var. Ancak oyuncunun tercihi Galatasaray. Bu nedenle Sassuolo'yu daha fazla para vererek ikna etme hayalleri kuran rakiplerimizin işi çok zor. Yeşil Siyahlı kulüp yaptığı açıklamada Galatasaray Kaan Ayhan'ın durumunu sordu. İstanbul'un diğer takımları da teklif yaptı ancak şu an net bir şekilde duyurabiliriz ki transferde Galatasaray bir adım önde. Sözleriyle durumu net bir şekilde ortaya koydu. 26 yaşındaki oyuncu için geçen sezonda nabız yoklayan Galatasaray transferi bu kez bitirecek. Yabancı sınırının uygulanacak olması nedeniyle hayal kırıklığı yaşasa da durumu ayak uydurmak zorunda kalan sarı kırmızılılar kadrosunu kaliteli yerli oyuncularla takviye etmek istiyor. Bu doğrultuda Kaan Ayhan'ın peşini bırakmayan aslana bir müjdede Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Genç oyuncu Galatasaray'la 5 yıllık anlaşma sağladı. Barış Alper Yılmaz'ın transferi karşılığında başkent ekibine 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Bunun yanında sarı kırmızılılar genç bir futbolcuyu da geçiren gücüne verecek. Sarı kırmızılı taraftarların performansını büyük bir merakla beklediği genç yetenek için hocası İlker Püren kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Barış'la 1 yıl çalıştık. Oyuncudaki büyük potansiyeli görünce ona 28 maçta ilk 11'de forma verdim. Çok da iyi oynadı. Arkadaşları ona yerli Mbappe diyor ifadelerini kullandı. Galatasaray'dan Thomas Ribeiro hamlesi. Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verirken sürpriz bir isim gündeme geldi. Galatasaray'ın Belenenses forması giyen Portekizli oyuncu Thomas Ribeiro ile görüşmelere başladığı belirtildi. Portekiz basınından Record'un haberine göre Galatasaray Belenenses'in 22 yaşındaki stoperi Thomas Ribeiro'yu kadrosuna katmak üzere. Haberde oyuncuyla aynı zamanda Vitória Guimarães işinde ilgilendiği belirtiliyor. Galatasaray daha önce Portekiz'den scout ekibinin önerisiyle Marcao'yu transfer etmiş, Brezilyalı oyuncudan büyük katkı sağlamıştı. Thomas Ribeiro'nun Belenenses'i olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor. 22 yaşındaki stoper bugüne kadar takımı Belenenses'le ligde toplam 45 maça çıkarken bir de gol atmayı başardı. İspanya'nın ünlü spor gazetesi As'ta yer alan bir başka habere göre de Luyendama'dan memnun olmayan Galatasaray'ın Demokratik Kongolu yıldız stoperin yerini Ribeiro ile dolduracağı yazıldı. Haberde Thomas Ribeiro ile Real Betis'in de yakından ilgilendiği fakat oyuncunun Galatasaray'a imza atacağı duyuruldu. İspanyol basınına göre Galatasaray ile anlaşan 22 yaşındaki yıldız savunmacı sarı kırmızılılarla 5 yıllık sözleşme imzalayacak.